Lisede görevli %90 görme engelli memur Erhan Çelik civciv yetiştiriciliği yapmanın hayalini kuruyordu. Çelik piyasadaki fabrikasyon kuluçka makinelerinin çalışma prensiplerinin görme engelleri uygun olmaması ve dayanıksız materyalden üretilmesi nedeniyle ilk civciv yetiştirme denemelerinde başarısız oldu. Çelik'in yaşadığı sorunlardan bahsetmesi üzerine müdür baş yardımcısı Erhan Aksu mesai arkadaşının hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 ay boyunca fikir ve tasarım süreciyle uğraşan Aksu bir yıl içerisinde mesai arkadaşı için hazırladığı projeyi tamamladı. Yapım sürecinde atıl vaziyetteki eşyaları ve geri dönüşüm malzemelerini kullanan Erhan Aksu, görme engeli bulunan Erhan Çelik'in rahatlıkla kullanabilmesi için civciv çıkım süreci boyunca kontrol gerektirmeyen bir kuluçka makinesi yaptı. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Erhan Aksu, kuluçka makinesinin görme engeller açısından rahat kullanıma sahip olduğuna ve yapı materyallerini geri dönüşüm malzemelerinden temin edildiğini aktardı. Projeyi bir yıldır, bir yıl önce başlamıştık esasında kafamızda düşünceler oluşmuştu. Son 3-4 ay içerisinde projeyi gerçekleştirdik. Bundan önceki safhalarda da planlama safhası gerçekleştirdik. %90'ı geri dönüşüm malzemesinden daha önce kullandığımız atıl malzemeleri birleştirerek bu şekilde bir proje geliştirdik. Diğer makineleri de inceledik biz. Diğer makineleri incelememiz sonucunda sürekli bakım gerektirdiğini gördük. 2-3 günlük süre zarfında su, nem ve sıcaklık ihtiyaçlarının kontrol edilmesi gerekiyordu. Biz de bunun önüne geçebilmek için görme engelli olmasından dolayı bakım gerektirmeyen bir ünite olsun dedik ve bu ünitede 20 gün süre sonunda sadece yumurtalar alıp çıkım ünitesine koyuyor ve civcilerimiz bu şekilde de çıkmış oluyor yumurtadan. Memur Erhan Çelik ise piyasadaki kuluçka makinelerinin görme engeli nedeniyle kendisi için kullanışsız olduğuna dikkat çekti. Diğer makinelerin birçoğu zayıf malzemeden yapılan fabrikasyon olduğu için çarpmaya, temasa karşı çok hassas makineler. Onu belirttim. Böyle bir e, ee, şey tasarlayalım dedi. Ondan sonra öbür makinelerin nem olayı sıkıntıydı. Altında viyollerinin altında kanallar var sürekli iki günde bir. Onu taşırmadan o viyolleri doldurmamız lazımdı. Onun içinde büyük bir depo haznesi oluşturdu. O da yine atıl malzemeden.